şimdi Abdurrahman hocamıza dönüyoruz. İdealist programının ideal anlayışı nedir? Neden idealist? Allah razı olsun. Seyircimize de teşekkür ederiz. Çok güzel bir soru sormuş gerçekten. Bizim her zaman söylediğimiz bir ifade var. Bizim literatürümüzde diyelim, bizim anlayışımızda bugün yaşayan bir genç hem imani noktada hem bu içinde bulunmuş olduğumuz çağda her iki tarafa da ayak uydurması gerekir. Evet. Yani öyle gençler var ki bakıyorum mesela bugün bizim yerli yaptığımız Baykarlar olsun, İHA'lar ve SİHA'lar olsun. İşte bir yerli helikopter deniyor, atak vesaire. Ya mesela bunlara da baktığımızda hepsi bakıyorsunuz pırlanta gibi delikanlı gençler. Bunlar bu işleri yaptıkça biz Müslümanlar olarak da elhamdülillah gururlanıyoruz. Evet. Seviniyoruz. Gerçekten bugün bir genç hem ülkesine, çünkü Efendimizin hadis-i şerifiyle biliyorsunuz, bir rivayete göre de hadisi kutsi olması lazım. Düşmanın silahıyla silahlanın buyuruluyor. Yani dolayısıyla düşmanımız bu kadar teknolojide, çağda ileri gitmişken de biz de kalkıp olduğumuz yerde sadece namaz kılalım, sadece oruç tutalım, sadece herkes Kur'an okusun diyemeyiz. O yüzden yaşamış olduğumuz dünya hayatında Erbakan Hoca'nın CV'sinin şeyi vardı, çok hoşuma gitmişti. Bu ölmeden bir iki sene önce bunu canlı yayında okuttular. Baktım orada mesela örnek bir tarif vardı. Yazıyor ki hayatının yarısını bilime adamış, yarısını da Kur'an ve ahlaka adamış bir gençtir. Yani CV'sine böyle yazmış üniversiteye kaydolurken. Bu şekilde kendini ifade etmiş. Gerçekten o hoşuma gitti. Yani bir insan Erbakan Hoca'da mesela ele alındığı zaman evet siyasi bakıldığı zaman aynı zamanda Amerika'da panzer tanklarının biliyorsunuz hala patenti onlarda. Hala ailesi oradan hala kuruşu kuruşu Alman panzer tanklarından hala ödeme alıyorlar. Yapmış zamanında Almanya'ya satmış. Bugün mesela bakıyorsunuz Aziz Sancar diyoruz. Evet çok başarılı vesaire. Ama yine bakıyorsunuz yurt dışında. Ve korona aşısında adı neydi? BioNTech miydi? Evet. BioNTech'i bulanlar mesela biliyorsunuz. Yine bakıyorsunuz Türk asıllı ama Almanya'da yaşıyorlar. Yani normal Türkler, Türk aile ama Almanya'da yaşıyorlar. Yani yaşadığımız çağda hem insanlara faydalı olup hem de Rabbimizin kelamından da istifade edebiliriz. Yani ilim bilime engel değil. İslam bilime engel değil. Tam tersi. Medeniyetler çağına baktığınızda biz mesela Özbekistan'a gittik. Özellikle Özbekistan'da da gittiğimizde de inşallah yine yakında bir ziyaretimiz olacak. Orada da mesela İslam bilginleri diye bir müze var. Yani bizim geçtiğimiz işte milletin bildiği hani diyorlar ya Osmanlı şeker fabrikası bile üretemedi diyorlar Osmanlı mesela. Bu zihniyette biz bir şey anlatamıyoruz ama işini aslında ele aldığımızda Avrupa'ya teknolojiyi satan, Avrupa'ya her türlü medeniyeti öğreten, gösteren ve ne dediler? Bizim başkanlarımız, yetkililerimiz bile esirler ne dedi? Bu kadar iyi davranmadı. Gerçek medeniyet budur. Yani her şey hani teknolojide iyiydik zaten ama her şey teknolojide değil. İnsanlık boyutunda da dünyada modern bir çağda biz yaşıyoruz. Sultan Fatih Hazretleri 6 tane dil biliyordu. İslami ilimleri aldığı gibi de biliyorsunuz kendisine 16 tane seçilmiş hoca ders veriyordu. Bunların arasında Müslüman olmayanların bile olduğu ifade edilir tarih kitaplarında. Yani onlardan bu ilmi almış ve sonrasında ilmiyle, bilmiyle, zekasıyla geliştirerek havan topundan tut, şahin topuna kadar hepsini icadı ve mucitliğini yapmış, icadını ortaya koymuş. O yüzden sözü çok uzatmadan Osman Hoca'ya hemen vereceğim. İdeal genç hem yaşadığı çağda insanlara ve çevresine faydalı olabilen, benim tarifimle söylüyorum, yani benim çalıştığımız, bizim inancımız bu şekilde, hem de aynı zamanda Allah'a ve Resulüne, Allah'ımıza kulluk vazifelerimizi, Resulüne de ümmet vazifelerini yerine getirebiliyorsa bir insan, kardeşim ondan iyisi yok. Sonra her Müslümana, hani bazıları şöyle bir şey diyor, onu hafızlar yapsın, bırakın onu hocalar yapsın, hocalar Kur'an okusun, hoca, ya her Müslümana ilim öğrenmek farzdır. Bunu da bilmek lazım. Cahil bir toplumu herkes kandırabilir.
Bugün mesela bakıyorsunuz sosyal medyada şurada burada. Ya adam olmayacak bir şey söylüyor, altına yazmışlar ki helal sana, Allah razı olsun, yürü be filan falan. Niye? Çünkü cahilsin. Bilmiyorsun. Cahil insanı kandırmak kolay olur yani. Cahil cesur olur, her şeyi atlar, konuşur. Ama bugün bilinçli bir toplum, bugün efendime söyleyeyim, ilmini öğrenen, en azından ilmini öğrenecek kadar ilmi olması farzdır bugün. Namaz kılmayı bilecek kadar, oruç tutmayı bilecek kadar ilim öğrenmek bugün farzdır. Hem erkeğe hem kadına. Bu şekildedir yani. Hocalar arasında diyemeyiz. Bu ilim, İslam sadece hocalardan ibaret değil. Bütün herkesin bir tarafından tutması gereken bir yoldur bu yani inşallah. Benim şey tarifim budur. Yani ideal ve idealist bir genç, ideal nedir? Bana göre budur. Vizyon, misyon hepsi bunun içinde alt başlıklar olarak değerlendirilebilir. İnşallah Rabbim bize büyük vizyonlar nasip etsin yani. Büyük dünyaya hizmet edecek vizyon ve misyon nasip etsin. Şunu da son olarak söyleyeyim. Bugün gençlerimize çok üzülüyorum gerçekten. Çünkü röportajlarda falan görüyoruz sosyal medyada. Hani kendimiz de bazen sokağa çıkıyoruz. Herkesin tek derdi karnını doyurmak olmuş. Kendimi buradan bir sıyırayım. Avrupa'ya bir gideyim. Orada 3-5 bir para kazanayım. Şöyle yapayım, böyle yapayım. Aman diyor ben kendimi kurtarayım. Yani bu gençler ne olacak? Bu çağ ne olacak? Geleceğimize nasıl bir çağ bırakıyoruz? Nasıl bir hayat dünya bırakıyoruz? Dünya anlayışı bırakıyoruz? Biz gitgide Avrupa'ya dönmüşüz yani. Avrupa'da biliyorsun çocuk 13-14 yaşına geldi mi sen ayrı ben ayrı. Artık sen yoluna ben yoluma anlayışı var. Bu gerçekten artık Türkiye'mize de bu yerleşmiş yani. Herkes paçayı bir yerden sıyırmanın derdine. İnşallah Rabbim bu anlayışta gerçekten sorumluluk anlayışıyla da bilinciyle de hareket etmeyi bizlere nasip eder istiyorum inşallah. Bir ara bayağı slogandı. Türkiye bir doktor kaybetti, Avrupa bir bulaşıkçı kazandı diye böyle çok paylaşılıyordu. Yani gençlerimiz Türkiye'de doktor olmaktansa Avrupa'da bulaşıkçı olup işte orada aldığı maaşla hayatını idame ettirmeyi seçmişlerdi ve halen daha bu devam ediyor. Şimdi kaçak yollarla Türkiye'den nasıl çıkılır, en kolay yolla nasıl gidilir bunun paylaşımları oluyor. Bu da beni gerçekten çok üzüyor. Rabbim muhafaza eylesin. Amin inşallah.